Şimdi alternatif akım motorlarını tanıyalım. Alternatif akım motorlarını temelde rotor devre açısından asenkron ve senkron motor olarak ikiye ayırabiliriz. Asenkron motor dediğimiz motorlar döner alan devri ile rotor devri farklı olan motorlardır. Senkron motorlarsa döner alan devri ile rotor devri aynı olan motorlardır. Senkron motorlar bu videomuzda bizim ana konumuz değil. Üzerinde duracağımız motorlar asenkron motorlar. Asenkron motorları da diğer adıyla indüksiyon motorları faz sayısına göre tek fazla asenkron motorlar ve 3 fazla asenkron motorları olarak ayırabiliriz. Tek fazla asenkron motorlar, yardım sargılı motorlar, gölge kutuplu motorlar, yardım cinel sargısı olan tek fazla motorlar gibi kendi içerisinde çeşitlere ayrılır. Ama endüstride kullanılan endüstriyel motorlar daha çok 3 fazla motorlardır. Büyük güçlü 3 fazla motorlar. Ve bizim şu anda asıl üzerinde yoğunlaşacağımız motorlarda 3 fazla asenkron motorlar olacak. 3 fazla asenkron motorları rotor yapısına göre de sargılı rotorlu motor, kısa devre rotorlu motor, sincap kafesli motor olarak yine kendi içerisinde ikiye ayırabiliriz. Şimdi asenkron motorun yapısına bakalım. Asenkron motor 1 ve 3 fazlı olarak imal edilir. Asenkron motorlar yapı açısından temelde stator ve rotordan meydana gelmektedir. Stator, asenkron motorun duran kısmıdır. Silisli saç paketlerinden oluşmuştur ve motor sargıları açılan oluklar içerisine yerleştirilmiştir. Stator saç paketler alüminyum dökümden yapılmış olan motor gövdesi içerisinde bulunur. Motor mil yükü arttıkça artan yükü karşılamak için motor bağlı olduğu elektrik şebekesinden daha fazla akım çekmeye başlayacak. Artan akım yükü karşıladığı gibi stator sargılarında ısı olarak da kendisini gösterecektir. Islanmış stator sargılarının ısısını kolaylıkla atabilmesi için alüminyum gövde hava yüzeyini arttırmak için petekli şekilde imal edilir. Ayrıca hava sirkülasyonunu arttırmak için motor miline soğutucu bir pervane takılır. Şu fazla asenkron motorlarda stator gövdesindeki oluklara her bir faz için bir grup olmak üzere toplam 3 grup sargı sarılır. Stator dediğimiz yapı aslında silisli saç paketleri üzerine açılmış oluklara sarılmış olan bu sargılardır. Bu stator paketimiz, saç paketimiz bizim gövde dediğimiz asenkron motorun en dış yapısı içerisindedir. Gövde küçük güçlü motorlarda alüminyum, döküm alüminyum, büyük güçlü motorlarda pik demirden olabilir. Gövdenin temel burada görevi sargılarda oluşan ısının gövde üzerinden dış ortama atılması. Bu atılma sırasında da ısının dışarıya atılması sırasında da gövde üzerinde kalorifer peteklerine benzer bir şekilde petek yapısı oluşturulmuştur. Bu gövde yüzeyini büyüterek hava ile temas eden alanı arttırmakta ve bu sayede motorun daha kolay ve daha hızlı soğumasını sağlamaktır. Eğer biz statoru soğutamazsak stator sargılarını, artan ısı stator sargılarının yanmasına neden olacaktır. Burada ısı neden oluşur? Isının oluşma nedeni motor yüke bindikçe stator sargıları artan momenti karşılayabilmek için şebekeden daha fazla akım çekmektedir. Ve çekilen bu akımda stator sargılarında ısı olarak bize kendisini gösterir. Bu ısı demin de söylediğim gibi atılamazsa stator gövdesinden stator sargıları yanacak. Örnek bir stator sarımını görelim. Şimdi motor gövdesi daire şeklinde. Stator daire şeklinde ama bu sarım şemasının çizilebilmesi için stator oluklarının açılmış hali gösterilir. Yani normalde şuradaki sol üstteki resim stator sargısının stator oluklarının açılmış halidir. Ve bunun içerisine her bir faz için bobin grupları yerleştirilir. Burada L tipi bir sarım görüyorsunuz. L tipi sarımda şemayı çok karıştırmamak için bobinlerin dönüşleri gösterilmemiştir ama burada 36 adet dikkat edecek olursanız oluk vardır. Bu dairenin her biri bir oluktur. 36 oluk içerisine her bir faz için en az 2 bobin grubu sarılır. Burada dikkat edecek olursanız birinci oluktan aslında sarım başlamıştır. Birden giren bobin 12'den çıkmıştır. 12'den çıkan bobin bir sayısını yine 1'den girip tamamladıktan sonra 2'ye atlar. 2'den yine spir sayısını tamamladıktan sonra 3'e atlar. 3'ten çıkar. 19'a girer ve bu şekilde sarım devam eder. Aslında şu aşağıda gördükleriniz oluk çıkışlarındaki bobin uçlarıdır. O bobin uçları hangisi? Şu resme geri gelelim. Şuradaki bobin uçları. Bakın adamın karşısında duran bir sürü bobin uçları var. Bunların her biri şuradaki bobinlerin çıkış uçlarıdır. Bunlar birbirlerine sarımın gerektirdiği şekilde ilave edilir, bağlanır. Bu yarım kalıp bir sarım. Bu da tam kalıp bir sarım. Bunu göstermemin nedeni asenkron motorların belli konstrüksiyon ilkeleriyle birlikte çeşitli parametrelerde sarımlarının yapılması. Bu bobinajcılık dalının konusu ve devam edelim. Gelelim rotora. Rotor
asenkron motorun döner kısmıdır. Yine o da saç paketlerinden oluşmuştur. Kısa devre çubuklu ve sargılı olmak üzere temelde iki çeşittir. Kısa devre çubuklu, diğer adıyla sinyal kafesli rotor. Üzerinde herhangi bir sargı yoktur. Rotor üzerinde bulunan oluklara küçük güçlerde alüminyum, büyük güçlerde bakır çubuklar yerleştirilmiş olup bu çubuklar iki uçları rotor başlarında birbiriyle kısa devre edilmiştir. Kısa devre çubuk başlarındaki küçük kanatçıklar motor içerisinde ventilasyon yaparak oluşan ısının eşit dağılımını ve soğumayı sağlamak için. Evet, sincap kafesi denmesinin nedeni, şimdi evlerimizde hamster besliyoruz ya, eskiden de, tabi bu motorların miladı çok eski, eskiden de insanlar evlerinde sincap beslermiş ve hamsterlarda olduğu gibi bunun hareketi için yürüme tekerlekleri varmış ve bu tekerleklere benzetildiği için sincap kafesi motorlar denmiş. Rotorun sincap kafesi bu. Demir olmadığını düşünün. Normalde rotorun üzerindeki oluklara preslerde alüminyumun basılmasıyla, sıcak alüminyumun, eritilmiş alüminyumun basılmasıyla oluşur. Demiri çıktığınızda aslında gördüğünüz yapı şudur. Dikkat edecek olursanız bunların her biri aslında rotor üzerine açılmış oluklardır. Ve burada bir alüminyum döküm görüyorsunuz. Bu alüminyum döküm çubukları karşılıklı olarak her iki başta birbirleriyle irtibatlıdır. Yani kısa devre yapılmıştır. Üzerinde görülen bu kanatçıkların herhangi bir elektriksel etkisi yok. Sadece rotor içerisindeki oluşan ısıyı sirkülasyon etmektir. Rotorla stator kapalı bir alan içerisindedir. Eğer ısı içeride sirküle edilmezse oluşan motorun ısısı motor gövdesinin üst kısmında birikir ve üst kısmındaki sargıları yanmaya daha elverişli olur. Eğer ben motor içerisindeki ısıyı bir şekilde ventilasyon edip karıştırırsam, yani ortam ısısını her yerde eşitmeye çalışırsam, sıcaklığın motorun daha çok üst gövdesinde toplanıp üst sargıların yanma riskini azaltmış olurum. Evet, tam yapısı bu. Burada yalnız soğutma kanatçıkları yok çünkü küçük güçlü bir motor bu. Tam olarak göremeseniz de şurada gördükleriniz aslında alüminyum kısa devre çubuklarının üst taraftan görünen hali. Bu aşağı doğru daha derindir. Şurada tekrar yapacak, bakacak olursanız bilmiyorum derinliği görebiliyor musunuz? Aşağı doğru daha derindir. Sadece bir üstten bir kısmını görürüz bunu. Büyük güçlü motorlarda bu bakırdan yapılır ama bakırdan, eritilmiş bakırın preslenmesi zor olduğu için daha çok alüminyum preslenmiş kısa devre çubuklar oluşturulur ama çok büyük motor, çok büyük güçlü motorlarda verim arttırmak için de bakır rotor görebilirsiniz. Sargı rotor ne? Bir de buna bakalım. Kısa devre çubukları yerine 3 grup halinde bobin sarılmıştır. Bobinlerin birer uçları rotor üzerinde birbirine bağlanmış olup diğer 3 uç bilezikler yardımıyla dışarıya çıkarılmıştır. Bileziklerin kolektörden farkı, dilimli olmayıp tek parça halinde olması ve her bir bobin ucu tek bir bileziğe bağlanmasıdır. Bileziklerden ise akım fırçalar yardımıyla dışarıya alınmaktadır. Aslında buradaki rotor yapısı bizim doğru akım motorlarında gördüğümüz Enduro'ya benzemekte. Fark şu, 3 adet bobin grubu bulunur. Bunların birer uçları bağlanmıştır. Bu bağlantıya videonun ilerleyen kısımlarında yıldız bağlantı diyeceğiz. Rotordaki sargıların birer uçları yıldız bağlanmıştır. Diğer uçları bilezik dediğimiz yapıya çıkarılmıştır. Bileziğin şeyden farkı ne? Kolektörden farkı ne? Tek parça bakırdır. Yani bileziğe benzer. Tek parça bakırdır. O nedenle bunlara bilezik denmiştir. Fırçalar ise yine doğru akım motorlarındaki fırçalara benzer, aynı yapıdadır. Bunlar dışarıdan bir direnç üzerinden kısa devre yapılır. Bu direncin ne olduğu, ne şekilde yapıldığını yine ilerleyen kısımlarda göreceğiz. Bakın yapı bu. Dikkat edecekseniz ortadaki yapı Enduro'ya benziyor, doğru akım motorundaki. Sargılar sarılmış. Bu sargılar rotor üzerinde bir yerde yıldız olarak bağlanmış. Bir uçları, diğer uçları bakın şuradaki 3 adet bileziğe çıkarılmış. Bu her bir bilezik tek parçadır. Yapılarına bakalım. Kısa devre çubuklu asenkron motorun parçalarına bakalım. Bu en temel resim. Biraz sonra bunun biraz daha karmaşığını göreceğiz. Burada temel yapı neydi? Statordu. Stator sargılarım var. Rotorum var. Kısa devre çubuklu rotorum var. Arkada ve önde kapaklarım var. Bu kapakların üzerinde rulmanlar var. Bu rulmanlar rotorun yataklamasını sağlıyor. Rotorun içerisinde kendisine ait kısa devre çubuklar üstünde şu kanatçıklar var. Bu kanatçıklar ne işe yarıyordu? Motorun kapakları, ön ve arka kapakları kapandığında içeriye hava girişi ve sirkülasyonu olmaz. Bu nedenle içerideki kendi sirkülasyonunu sağlayarak ısıyı motorun tüm gövdesine dağıtmaktı. Yine arka tarafta bir adet pervane görüyorsunuz. Bu rotor miline bağlı ve pervane kapağı var. Bu pervane ne işe yarıyor? Pervane döndüğünde arka pervane kapağının, dikkat edecek olursanız, ızgaralı yapısı var. Izgaralı yapısından havayı çekiyor. Çektiği havayı
Yine bu kapağın kenarlarından statorun üstüne açılmış bu peteklerin içerisine üflüyor. Bu sayede hava sirkülasyonunu arttırıyor, hızlandırıyor ve statordaki oluşan ısının dış ortama atılmasını kolaylaştırıyor. Bakın bu biraz daha karmaşık hali. Sunumlar elinize geçtiğinde siz bunları, resimleri tekrar incelersiniz ama göstermek istediğim şurada bir adet box ya da motor klemens kutusu var. Burada da motorun stator sargıları dışarıya çıkarılmıştır. Bu sargıların nasıl olduğunu yine göreceğiz. Bakın yapı bu. Arka pervane kapağını görüyorsunuz. Buradan ızgaraları görüyorsunuz. Pervane arka ızgaralı da kısımdan havayı çeker ve buradaki petek gövdenin arasına bu havayı üfler. Üfleyerek hava sirkülasyonunu arttırır. Bakın diğer bir yapı. Taşıma halkası. Bunlar bağlantı ayakları. Ön kapağı görüyorsunuz. Tabii motorlar her zaman böyle küçük olacak değil. Çok büyük güçlü motorlar vardır. 380 değil 3500 voltluk orta gerilim OG motorlar vardır. Çok çeşitli, çok farklı yapıda asenkron motorlarla karşılaşmamız mümkün. Bakın dikkat edecek olursanız bu motoru nereden baksanız iç stator çapı 1,5 metrenin üstünde. Bunlar OG büyük güçlü motorlar. İlerleyen kısımlarda bahsedeceğiz ama bunlar nerede kullanılır? Büyük güç gerektiren yerlerde. Mesela en akla geldik örnek ne? Baraj çıkışlarında siz suyu kilometrelerce öteye basmanız lazım. Normal küçük güçlü motorlarla yapamaz. Bu suyu taşıdığınız boruların çapı yer yer 2 metreyi bulmaktadır. 2 metre çapındaki bir boru içerisinde siz belki 15-20 bar basıncında bir suyu tahliye etmeniz lazım. Bunun için küçük motorları kullanamazsınız. Büyük güçlü motorlar kullanmanız lazım. Bunun gibi büyük güç gerektiren yerlerde de asenkron motorlardan yararlanırız. Rotor sargılı asenkron motorun tek farkı arka kapak ve rotorudur. Statoru aynıdır. Yani rotoru sargılı bir asenkron motorla kısa devre çubuklu bir asenkron motorun statoru aynıdır. Fark yoktur. Ortadaki rotor kısmında Dorakım endüsünde olduğu gibi oluklar açılmış bir silis paket vardır. Saç paket. Buna sargılar sarılmıştır. Sargılar 3 adet tek parça, her biri tek parça olan bileziğe çıkarılır ve bu bileziğe tekrar fırçalar basar. Şuna dikkat edin. Yapı olarak birbirlerine çok benzemektedir. Bu bir endüvinin resmi. Bu ise sargılı rotorun resmi. Yapı olarak birbirine çok benziyor. Tek fark, ayırt edebileceğiniz tek fark, birinde kolektör dilimleri var, birinde bilezik var. Kolektör dilimlerini tekrar hatırlayacak olursak her biri birbirlerinden bağımsız adacık şeklindeki bakır parçalardı. Burada ise her biri birbirinden bağımsız 3 adet bilezik var. Bu bilezikler tek parça halinde. Burada sunuda faz kavramına giriyorum ama faz kavramı için yukarıya link atacağım. Alternatif akımda faz kavramı diye. Videoyu durdurup o videoyu izleyip tekrar bu videoya dönüp devam ederseniz sevinirim. Peki asenkron motorlar nasıl dönüyor? Biraz da bundan bahsedelim. Statorda bir döner alan oluşur. Döner alan dediğimiz şey ne? Statorda her bir faza ait sargılar 120 derecelik açı yapacak şekilde yerleştirilmiştir. Ve sinüsoidal eğrinin her artı ve eksi alternansında bu sargılarda oluşan en es kutuplarının yönü değişmektedir. Sinüsoidal eğri ve bobin kutup yönleri incelenecek olursa N'den S'e bir manyetik alan oluştuğu görülür. Burada sargıları fiziki olarak birbirlerine 120'şer derece faz farkı oluşturacak şekilde yerleştirmişiz. Niye 3 fazımız var? 3 fazı 363'e bölünürdü. 120 derece elde edersiniz ve burada dikkat edecek olursanız bobin girişleri birbirlerine 120 derece faz farklıdır. Hocam A1, A1'den sonra C2 var. Hayır. Burada önemli olan bobin girişleridir. Bobin girişleri bir olanlar. Yani A1 bobin girişi, A2 bobin çıkışı, B1 bobin girişi, B2 bobin çıkışı, C1 bobin girişi, C2 bobin çıkışıdır. Alternatif akımda faz kavramında videonun son kısmında bundan da bahsettim. Burada çok fazla detaya girmeyeceğim. Peki A1, B1 ve C1 bobinlerine enerji verdiğimizde neler oluyor? Bunların her birine L1, L2, L3 fazları veriliyor. Ve L1, L2, L3 fazlarının artı ve eksi alternanslı olmalarına göre manyetik alan değişir. Yönü değişir. L1 fazının artı alternansında A1 bobini N, A2 bobini S. Yani L1 fazını A1'e, L2 fazını B1'e, L3 fazını C1 bobinine veriyoruz. Ve L1 fazı artı alternansa A1 kısmı N, A2 kısmı S olacak şekilde manyetik alan oluşturur. L1 fazının eksi alternansında A1 bobini S, A2 bobini N şeklinde manyetik alan oluşur. Bu sefer faz eksi alternansa geçtiğinde A1 S kutbu, A2 N kutbu oluyor. Yani yer değiştiriyor. L2 fazının artı alternansında B1 bobini N, B2 bobini S. Ne yaptık? L2 fazını B1'e verdik. B1'in çıkışı B2. L2 fazı artı alternansta ise B1 N, B2 S, L2 fazı artı alternansta ise B1 N, B2 S. Peki L2 fazının eksi alternansında B1 bobini S, B2 bobini N. Yani L2 eksi alternansa geçtiğinde burası bu sefer S, B2 ise N oluyor.
L3 fazının artı alternansında C1 bobini N, C2 bobini S. L3 fazının eksi alternansında C1 bobini S, C2 bobini N. Yani aynı şey de L3 fazı için C3 bobinler üzerinde oluşuyor. Bu şekli şöylece kabaca bir bakalım. Döner alan nasıl oluşuyor diye. Sıfırıncı açıyı, sıfır anını düşünün. Burada dikkat edecek olursanız C fazı aslında bunlar L1, L2, L3 fazları ama hani bobinleriyle isimlendirmek için, anlaşılması kolay olmak için A, B, C fazları dedim. Burada C fazı artı alternansta, B fazı eksi alternansta ve A sıfır noktasında. Yani A fazından herhangi bir akım geçmiyor. O zaman A bobinine ait manyetik alan sıfır. Herhangi bir manyetik alan oluşmayacak. C1 artı alternansta olduğu için, C fazı artı alternansta olduğu için C1N, C2S. B eksi alternansta olduğu için B1S, B2N. Dikkat edecek olursanız B2 ve C1 N kutuplarında, C2 ve B1 S kutuplarında. Bunların bileşkesi ok yönünde gösterilmiş. Bu şekilde N'e doğru bir manyetik alan oluşuyor. Bir sonraki adımda ne oluyor? 60 dereceyi örnek olarak alalım. Aslında 0'dan 60'a gelene kadar her an bunun aynısı oluşuyor. Bu süren bir şey, devam eden bir şey, süre gelen bir şey ama sadece 60. dereceyi almışız burada. Burada 60. derecede bu sefer A fazı alternansta, C0, B yine eksi alternansta, C0 olduğu için C'de bir manyetik alan yok, C1, C2'de, A artı alternansta, A1N, A2S, B yine eksi alternansta olduğu için B1S, B2N. Dikkat edecek olursanız burada da N ve S kutuplarının nasıl oluştuğunu görüyorsunuz. Bu sefer bileşke alan yine ok yönü şeklinde. Bu işin teorik kısmı. Bunun üstüne çok fazla durmayacağım ama bunun her bir adımını aynı şekilde takip edecek olursanız manyetik alanın bileşkesinin döndüğünü görür. Manyetik alan bileşkesi kutup sargıları üzerinde hareket etmektedir. Bu benim stator döner alanımdır. Eğer bu döner alan içerisinde bir mıknatıs konacak olursa farklı kutuplar birbirini çekeceği için mıknatıs döner alana takılıp beraberinde dönecektir. Peki statorda oluşan döner alanın hızı nedir? Statordaki bu manyetik alanın hareketi, dönmesi, yani N'in örneğin yukarıda başlayıp tekrar 360 derece dönüp yukarı gelmesinin hızı nedir? Burada statorun döner alanı Ns 60 çarpı F bölü P'dir. Temel formülümüz bu. Bu formülü bilmenizde, ezberlemenizde sizin için fayda var. Ns stator döner alanı 60 çarpı F bölü P formülüyle bulunur. Ns 1 dakikada statorda oluşan döner alan devre. 1 dakikada statordaki döner alan kaç kez tur atıyor? F frekans, motor uyguladığımız gerilimin frekansı. P kutup çifti sayısıdır. Burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kutup çifti sayısı ne demek? Şu şekle bir daha dönelim. Dikkat edecek olursanız burada sardığım sargılar örneğin A1, A2, NS, B1, B2, NS, C1, C2, NS kutuplarını oluşturuyor. Burada dikkat edecek olursanız N ve S kutupları N varsa S de olmak zorunda. N kutbu varsa mutlaka S kutbu da karşılığında olmak zorunda. Bunların ikisini ayrı düşünmüyoruz. Bunlar aslında benim için bir çift. Yani siz ayakkabı almaya gittiğinizde ayakkabıcıya bana iki tane ayakkabı ver demezsiniz. Bana bir çift ayakkabı ver dersiniz. Sağ teki ile sol teki beraber gelir ayakkabının. Bu da öyle. N kutbu varsa S kutbu da vardır ve bunun benim için bir çifttir. Eğer motorum iki kutupluysa, sarımı iki kutuplu yapılmışsa bunun kutup çifti sayısı 1'dir. 4 kutuplu yapılmışsa bunun kutup çifti sayısı 2'dir. 6 kutuplu yapılmışsa bunun kutup çifti sayısı 3'tür. Ve demin de söylediğim gibi N varsa S vardır. O nedenle buradaki kutuplar 2, 4, 6, 8, 10, 12 gibi 2'nin katları şeklinde gider. 3 kutuplu bir motor yoktur. Yani N var, S var. 3. kutup N mi olacak, S mi olacak? N varsa S olmak zorunda. O zaman 3. kutup N deseniz bunun illa bir S'i olması lazım. Böyle bir yapı olmaz. Yani N, S bir takım olduğu için kutup sayılarım da benim 2 ve 2'nin katları şeklinde gidecektir. Bu formülde çevre dışı frekansım benim 50, 60 çarpı 50, 3000. 2 kutuplu yani kutup çifti 1 olan, 4 kutuplu yani kutup çifti 2 olan, 6 kutuplu yani kutup çifti 3 olan motorlar için devir sayıları, döner alan devir sayıları 2 kutup 3000, 4 kutup 1500, 6 kutup 1000, 8 kutup 750, 10 kutup 600, 12 kutup 500 devir bölü dakika yapar. Çocuklar dikkat edecek olursanız 2 kutuplu bir motor dakikada 3000 devir bölü dakikayla dönmektedir. 1 dakikayı 60 saniye olarak düşünürseniz 1 saniyede 50 kere dönmektedir. Yani
sizin göz açıp kapama süreniz içerisinde bir asenkron motorun, iki kutuplu bir asenkron motorun döner alanı göz açıp kapama süresinde 50 kere dönmektedir. Bunlar çok yüksek hızlardır düşündüğünüzde. Demin de söylediğimiz gibi statörün ortasına yatakladığımız bir mıknatıs satalım. Mıknatıslarda neydi? Farklı kutuplar birbirini çekecekti. Aynı kutuplar birbirini itecekti. Ve ben şunu biliyorum ki statörümde benim en S döner alanım oluşmakta. Eğer ben bunun içerisine bir mıknatıs atacak olursam içindeki mıknatısın S kutbu ise statörün N kutbunu takip edecek. Yani şu, stator döner alanına senkron devir denir. NS harfiyle gösterilir. NS, senkron devir. N devirdir. S ise senkron olduğunu gösterir. Devir bölü dakika kısaca D bölü DK olarak gösterilir. Asenkron motorun yapısını incelerken dönen kısmı olan rotorda herhangi bir mıknatıs yoktu. Peki nasıl oluyor da rotor dönüyor? Şimdi ben bunu normal bir mıknatıs attığımda ki bu yapı piyasada servo motor dedikleri ama normalde fırçasız doğru akım motorlardır. O motorların yapısıyla aynı. Oradaki en büyük özellik rotorun stator döner alanına akuplu olması. Statorla aynı devirde dönmesi. Kafanızı burada çok fazla karıştırmayalım. Peki döner alan nasıl oluşuyor? Burada bir mıknatıs yok. Kısa devre çubukları var. Bu bir mıknatıs değil. Rotoru elinize aldığınızda, demir yaklaştırdığınızda rotor demiri çekmez. Yani bunun içerisinde bir mıknatıs yoktur. Kısa devre çubuklu asenkron motorlar için bahsediyorum. Peki nasıl oluşuyor? Rotorun içerisindeki kısa devre çubuklarını görmüştük. Rotor, stator tarafından oluşturulan manyetik alan içerisinde kalmaktadır. Ve manyetik alan içerisinde kalan iletken de gerilim indüklenir. Rotor çubuklarında indiklenen bu gerilim, çubuklar her iki taraftan kısa devre edildiğinden aralarında bir kısa devre akımı dolaşmasına neden olur. Hani baştan söylemiştik ya, rotor kısa devre çubukları ön ve arkadan birbirleriyle elektriksel olarak ilişkilidir, bağlıdır. Yani kısa devre edilmiştir. Şöyle düşünelim bunu temel çalışma prensibi olarak. Statorda bir döner alan var. Top olarak düşündüğünüzde dakikada 3000 kere dönen bir manyetik alan var. Ve siz bunun içerisine rotoru koyuyorsunuz. Rotor çubukları, bu kısa devre çubukları döner alana maruz kalıyor mu? Evet, statordaki döner alana içerisinde bulunan rotordaki kısa devre çubukları maruz kalıyor. İlk dersimizden hatırlayın, manyetizmanın temel prensibi değişen manyetik alan içerisinde kalan iletken de gerilim indüklenir. Burada değişen bir manyetik alan var mı? Var. İletken var mı? Evet, kısa devre çubukları. Burada bir gerilim indükleniyor mu? Evet, indükleniyor. İndüklenen bu gerilim, çubuklar birbirleriyle irtibatlı olduğu için, kısa devre halinde olduğu için bu gerilim buradan bir kısa devre akımı geçirir mi? Evet, kısa devre akımı geçirir. Yani rotorun üstünde kısa devre çubuklarından indüklenen gerilim bir kısa devre akımı geçirir. Yine temel manyetizmanı hatırlayacak olursanız oradaki kurallardan biri diğer neydi? İçerisinden akım geçen iletkenin etrafında manyetik alan oluşur. Rotor kısa devre akımı rotorun bir elektromıknatıs haline almasını sağlar. Rotorda elektromıknatıslanma nedeniyle oluşan bu kutuplar stator döner alanını takip ederek döner. Bu sefer ne oldu? Aslında ben rotorda burada bir elektromıknatıs oluşturdum. Stator manyetik alanı rotoru kesti. Rotordaki çubuklarda gerilim indükledi. Çubuklar kısa devre olduğu için buradan bir akım geçti. Ve akım geçtiği için de kısa devre çubukların etrafında bir manyetik alan oluştu. Yani ben dolaylı olarak rotor çubuklarını elektromıknatıs haline getirdim. Şimdi rotorda da bir manyetik alan var mı? Var. İşte bu manyetik alan statordaki dönen manyetik alanı takip edecek.